Ne zaman ödersen. Ama gecikme faizi, gecikme zammını, faizi yazamaz. Yazıyoruz mu? Evet. Tamam, ben yalanım. Üstad ödemede ayıramıyoruz ki. Sen? Öderken ayıramıyoruz ki. Ya işte onun ödeme tarihinde bir ayırma olgusuna girin. Aksi vergi fetişine bir oran uyguluyor. Yaptığı işlem çünkü siz öderken ne diyorsunuz? Borcun, normalde asıl borcun siz de biliyorsunuz prim bu kadar. Dedim ki bir yıllık oradan buraya faiz işledik ve benzeri benzeri esas borcu 10 bin lira. Ama siz 13 bin ödediniz. 3 bin faiz. Onu o zaman indirim konusu yaptığınız zaman inceleme esnasında siz sıkıntı yaratırsınız. Onu buluyor ama bir oran koyun. Ne? Bir kısmı indirin, bir kısmı indirmeyin. Çünkü gecikme faizi, gecikme cezası gider olarak yazılmayacak çok açıktır yasalarımızda. Şimdi indi arkadaşlar, baktık gelir vergisinde çok ticari kazançlar vergilendirmesinde indirilecek kazançlar. Teşebbüs sahibi efendim. Geçmeden şu BES'i söyledik ya. Evet. BES'le ilgili indirim yapılmadı geçen sene, bu sene yapılacak. Bu sene yapılacak ama kendisine ait değil ama. İşçilere ait. İşçi için. Tamam. Kendine ait değildi, orada devlet katkısı olduğu için kaldırıldı. 2013'te kaldırılmış. Biz işler için söylüyoruz, tamam mı? Şimdi teşebbüs sahibi peşine çok da işletme çekleri, paraları, aynen altları sahip değerler. Arkadaşlar bunu çok iddia ediyorum, her işletme kasadan para çekiyor. %100. Tespit var mı? Yok. Yani geçenler arkadaş mail atmış bir tane. Tacir, baktım kasasında gelir vergisi mükellefi, gerçek iş tacir. Kasada 4 trilyon para var. Hocam biz iflas erteleme isteyeceğiz, ne yapalım? Olmaz. Ya kasada 4 trilyon para var ya. Sen ne biçim meslektesin? Bu 4 trilyon parayı ne yapacaksın, tamam mı? Hadi iflas erteleme istedin, iflasa düştün. İflasımız diyecek ki getir 4 trilyon para, getirmezsen hacı söylüyorum tüm mal var mı? Ya biraz tane mantık olsun ya. Tamam, çekmiş adam parayı. Parayı çekmiş yemiş. Teşebbüs sahibinin kendisine küçük çocuklarına işletme ödenen aylıklar, ücretler, ikramlar ve komisyon tazminatlar. Küçük çocuk arkadaşlar 18 yaş ve 6. Demek ki o işletmeler, tacir kendi işletmesinde 18 yaş altını sigortalı göstermiyor. Tamam mı? Sebep şu, gider yazamıyorsunuz. Peki prim kabulüdür ama ödenen ücret gider olarak kabul edilmiyor. Tamam mı? Yine... Eş sigortalıysa sıkıntı yok. Efendim? Eş sigortalıysa sıkıntı yok ama. Bak. O ücretli oluyor. O ücretli. Bir şey söyleyeyim. Fark şu. Serbest mesleklerde eşi kendi yanında sigortalı ise sıkıntı yok. Ama tacir ise gerçek işi ticari kazançlarda sıkıntı var. Baştan söyleyeyim, tamam mı? Serbest mesleklerde sıkıntı yok. Karısı veya kocası yanında sıkıntı yok serbest meslek. Ama ticaret erbabı yanında, tacirin yanında yapıyorsa sıkıntı var. Ben de size söyleyeyim. Gider olarak işlemeyin. Efendim? Gider olarak işlemeyin. Hiçbir şekilde yanında sigortalı göstermeyin. Tamam mı? Yanında sigortalı göstermeyin. Ya bak, o zaman parası çalışacak, seni yazamayacak. Ben bir şey demiyorum. Olur mu öyle şey ya? Çalışıyor karı koca, aynı işi, işletmeyi yürütüyor. Bakın, incelemeye girdiği zaman, bakın. Tamam, piyasanın yarısı bu şekilde, ben kabul ediyorum. Ama girdiği anda, SSK'sı girdiği anda fetiş çıkart burada, gelir vergisi aykırı da aramışım, masrafı yazmam gerekiyor. Ben de SSK'lı fetiş incelemede yakaladığı zaman sigortası için çalıştırıyorsun. Sigorta yapabilirsin kendi eşini, eşimin yeri burası diyor. Cezalı önce sizden o şekilde. Ekmekten yaralanmak istiyor. Fiziken çalışıyorsa arkadaşlar öder ücreti gider yazamazsınız. Ben burada sigortalı olabilir. Efendim? Sigortalı olabilir mi? Sigortalı olabilir. Burada da muallakta bir durum var. SSK'dan bu konuda bir ses sırada çıkmıyor. Yasada gelir vergisi kanununda bir hüküm var. Ama SSK'dan bu konuda bir ses sırada çıkmıyor. Yani. SSK çalıştığında... Arkadaşlar... Efendim? Bu konuyla ilgili eşi kendi yanında çalıştıranlara 2700 lira... Yaptı onu ama gelir vergisine karşı ters bir buna. Ben dikkatimi çekti ben de uygulama. Yani teşvik ceza biraz... Aynen ters ama maalesef arkadaşlar bu arada incelemeye girdi ya da benim başıma geldi bir iş müfettiş soruyor ki çıkart diyor kayıtlardan eşi ödedim maaşları. Onun sesi... Birileri de çıkartıyor değil mi? Efendim? Ben birileri de KK'ya geldi. Hepsini, brüt olarak hepsini çıkartıyor kayıtlardan. Brüt. Yani bir kişinin şu an arkadaşlar yıllık maliyeti 25 bin barelinde. 25 bin barelinde. Düşünsene 25 bin. Yani öyle
Arkadaşlar ben önermiyorum, tamam mı? Ben önermiyorum. Yapacak amaç şu, bunu yazarsan, yanında yaparsanız yaptığın zaman da aslında şunu söyleyeyim, ülkemizin de gerçeği var. Gerçek de şu, birçok kişilerin yanında çalışıyor yani, bu bir gerçek. Yani ben de mali müşavirim, benim gerçi serbest meslek ama benim eşim de mali müşavirim. Geliyor ofise, bütün kayıtları yapıyor, tamam mı? Yani ben bir şey demiyorum kendisine. SSK'lı mı? SSK'lı değil. SSK primi de olmuş. Efendim? Kaçak çalışıyor. Yani. Efendim? Sigortası yok ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sigortaya ihtiyaç yok artık, dolmuş. Miadını doldurmuş. Sigortaya ihtiyaç yok. Hocam ama şimdi yasa koyucu yanlış yasa koymuşsa. Niye yasa, bak şimdi yasa yanlışını yerdeyemezsin. Yasanın uygulamasını yerdelersin. Tamam, uygulamasında biz bunları gider yapacağız. Kanlı kıbletine gider alacak. O zaman o kişiyi orada kaza gelse başına sese kabaretinde inceli. Gelir vergisi boyutunda incelerken de diyor ki bunun gelirleri, giderlerini kabul etmiyor. Aynen. Aynen. Bakın özellikle başıma geldiği için söylüyorum. Yani SSK müfettişi, özür dilerim, gelir vergisini incelerken vergi müfettişi çıkartıyor kayıtlardan. Karın mı diyor, karın adının tüm maaşları çıkartıyor, tamam mı? Tekrar alıyor, ücret olanı çıkartıyor. Ha ben de karşıyım buna. Neden söyleyeyim? Ülkemizin bir gerçeği var. Adam tabii ki kasada karısına güvenecek. Başkasına güvenme tabii ki bazı şey eşeğe teslim edecek. Hocam acaba şey mi, hani kasa aynı oluyor ya, aynı eve giriyor ya para. Sen kazancın da ver. 90'lı yıllarda aile reisi beyanı vardı. Evet. Evet. Aile reisi beyanını atıfta bunlara yapılmış. Tabii bizim vergi gelir vergisi kanunu 1950'lerden kalmış. Ama tabii bazı madde eski olabilir. Eyvah mıydı? Örtülü kazanç gibi mi görüyor? Efendim? Örtülü kazanç gibi mi görüyor? Hepsi eyvah mıydı? Yani aile reisi beyanı. Örtülü kazanç gibi demeyelim, onun da şu var yani. Yani yanında çalışsın, para almasın. Olayın mantığı şu, kasa bir yere gittiği görüşün diye, aile ortamı, aile özelliği. Sen kendi işini SSK yaparsan bu kadar masrafa yazacaksın. Masrafa yazma ki vergi biraz fazla gelsin. Arkadaşlar her türlü para cezaları, vergi cezaları, teşebbüs suçun, suçundan dolayan cezaları, örneğin işte trafik cezası ve benzeri. Alkol ve alkol içkileri ve tütün mamulleri arkadaşlar, bunu kesinlikle şu an kabul etmiyorlar. Adam size fiş getiriyor, bakıyorsunuz ki adam alkollü içki yazıyor. Arkadaşlar bunu kayıtlara almayın. Çiziyoruz. Bazı sektörlerde Danıştay kararları var, bizden kabul etmeye başladılar. Ama düzenleme yapmadılar bunu, kabul ediyorum ben. O da nasıl mesela, tamam mı? O da nasıl? Belli başlı sektörlerde olabilir. Ne bileyim, şu an aklıma gelmiyor. Örneğin gayrimenkul şey aracı kurumlarda falan kabul ediyorlar. Olabilir, tamam mı? Ya benim tuttuğum bir firma var bir tane. Adam ofisine git böyle aç dolabı, istediğin her türlü alkol var neredeyse. Adam Fas'tan bilmem ne şarabı, bilmem bir yerden, yani adam canı sıkıldı içiyor. Alıyor, faturayı da getiriyor bana ama hani kusura bakma Ahmet Bey. Faturayı gönder. Yine arkadaşlar kiralama yolunda elde edilen, bakın, işletme konusu dışında yağıt, kontrol, sürat, teknesi ve benzeri değerleri yazılmaz. Ama işletme dışında olacak. Örnek, marina varsa, marina işletiyorsanız şeyde Bakırköy'de, tabii ki oraya bir kontrol yat alabilirsiniz. Ama Bayrampaşa Tekstil, patron gitmiş Bodrum'a yat almış, işletme üzerine yatmış. Ne yapıyorsun diyor mu? Adam dedi ki, tatil yapıyorum diyor. Ama o arkadaş da bizim Bodrum'da bulunan yatın diye de yani böyle 1 milyon dolar gibi Bayrampaşa'daki alım şirketi üzerine yazmış ve giderlerini yazmış. Servis bedelini yazmış. İşte arkadaşlar burada. İşçilerine tatil yaptıramaz mı oğlum? Efendim? İşçilerine tatil yaptıramaz mı? Böyle bir şey demiş yok. Yaptırırsa cebinden yaptırıyor. Arkadaşlar yabancı kaynaklar için %10 ama uygulanmıyor, tamam mı? Finansman gider kısıtlaması şu anda %10 var ama uygulanmıyor. Siz yabancı kaynakların tamamını gider olarak yazabilirsiniz. %10 olgusu şu anda Bakanlar Kurulu düzenleme yapmadığı için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Finansman giderlerin tamamı gider yazılabilir. Basın yolunda işlenen suçlar varsa bunları gider yazamazsınız. Örnek, nasıl basın yolunda suç? Siz gittiğiniz zaman basın yolunda bir şey söylediniz, suç geldi, mahkeme kararı benzeri ceza aldınız, yüklü ceza, bunları gider yazamazsınız diyoruz. Çıktı ya cemuz. Hocam, bu
12. ayda prim ertelendi. Evet. Ödenmediği sürece yazmayacak. Evet arkadaşlar, yani çarpık bir olay. Neden çarpık? Ya parası olan ödesin, ödemeyen de ödemesin. Evet. Adam diyor ki ben paramla şey mi olacağım? Şimdi kelimeyi bırak, kamera çekiyor. Şey mi olacağım? Ya ne olacaksa o param varsa al öde. Yoksa da yok. Adam diyor ki ben işi ödemek istiyorum, ödeyemiyorum. Yani, sistem müsaade etmiyor. Ödetmiyor. Ha şimdi şu an ne diyor ki SSK sosyal, 5.510'a yasaya göre ödenmeyen SSK pidine gider yazılmayacak. Ama sizin kusurunuzdan kaynaklanmaları için gider yazılmamıştır. Bunun da açıklaması net. Tamam mı? Sizin kendi kusurunuzdan kaynaklanmıyor. Yasanın veya bakanlar kurulunun verdiği yetkiye dayanaraktan yapıyor. Güzel bir durum. Ama Ekim'de, arkadaşlar Ekim'de o zaman iki tane öderken biraz adama ağır gelebilir yani. Adam 3.000 prim ödeyeceğine 6.000 prim ödemek o şartlarda zor olabilir. Hocam yapılandırmayı yapmayacak, borçları giderken... Arkadaşlar bir şey soruyor arkadaşlar. Yapılandırmaya girenler gider yazabilir mi? Faizi yazamaz. Zamanında eğer ki sen onu kanunen kabul edilmeyen gidere atmışsan, tamam mı? Bugün ödüyorsan sadece ana parasını beyanname üzerinde diğer indirimler bölümünde indirebilirsin. Ama o belgede 5 yıl saklayacağım. Arkadaşlar gelir vergisinden devam ediyoruz. Zirai kazançlar. Buyurun. Temin dediğin şey değil mi? Sigorta. Yapılandırma yapmış sigortayı açıyorum. Ama mesela adamın 2011'den 2015'in haziranı 2016'ın haziranı kadar borcu var ya. Tamam. Komple yapılandırma yaptı. Ama ödeme şimdi yapılandırma da ertelendi. Ödeme bir tane yaptı. Komple 2016 6 aylık ödemediğini komple indirebiliyor mu? Onu sordum. Yasal süresi içerisinde bak ödemediğin zaman ödemeyen kısmı da beyannamede kanundan kabul edilmeyen gider göstermişsen şimdi ödediklerin sadece ana parayı ama ödedikçe belgeye dayalı. Bir şey soracağım hocam. Şimdi ödeme planında tepe %50 şeyini alarak alıyor ya. Faiz yok. Ana parayı sen çıkaracaksın. Tamam, nasıl çıkaracak ama taksitten nasıl ayarlayacak? Senin kayıtlarını ana paradan tahakkuk etmiş duruyor. Tamam, o kadar. Faizi herhangi bir şekilde masrafa atamazsın, gidere de atamazsın. Tabloda da var.